Arkadaşlar merhabalar Barış Problemler Fasikülünde yeni bir kısımdayız ikinci işlem içeren problemler kısmımız burada tabi bu problemlerin adını bilin diye değil bunları biz böyle farklı parçalara ayırdık ki belli soru tiplerini belli konuda birleştirelim böylece farklı bir gibi görünen benzer soruları göre göre biraz bu denklem kurma becerinizin artmasını istiyoruz sonuçta. Sayı problemleri dediğiniz zaman aslında hep tek bir konu değil mi? Sayı problemleri aslında denklem kurma problemi oluyor. Doğal olarak ama tabii ki denklem kurma problemi deyince konuyu anlatıyoruz, bahsediyoruz soru tipleri, birbirine benzer soruların içinde yer aldığı testi çözmek biraz daha böyle gelişimimize katkı sağlayabilir. Burada da aslında bir önceki derste yaptığımızdan devasa farklı şeyler yapmayacağız aslında oraya bağlantılı ama burada bize ee, ...bilinmeyen sayısını yine biraz fazla verecek. Biz o bilinmeyen sayılarıyla ekstra işlemlerle soruları çözeceğiz. Bakın şimdi ne demek istiyorum göstereyim. Haydar 36 tane servis tabağına elinde bulunan zeytinleri dağıtmaya karar vermiş... ...ve bu işlemi her tabağa eşit sayıda zeytin koyacak biçimde planlamıştır. Evet her tabağa eşit sayıda zeytin koyacak. 12 tane servis tabağı küçük olduğu için her birine konulması gereken miktarın 3 biri oranında koyabilmiştir. Bu durumda diğer 24 tabağa kalan zeytinler eşit olarak paylaştırılmıştır. Bu 24 tabağın her birine planlanandan 8 adet daha fazla zeytin konulduğuna göre toplam zeytin miktarı kaç adettir? Aslında dediğim gibi normal problemlerimize devam ediyoruz. Burada neyi bilmiyoruz? Zeytin sayısını. Bakın bir denklem kuracağız. Orada zeytin sayısı ile ilgili bir durum yapmaya çalışacağız. Sonra ikinci denklem. Bazen tabii 3-4 de yapabilirsiniz. Hani ikinci işlem gereken derken aslında orada ikinci bir yorum gerekecek. Tek başına ben zeytin sayısını bilmediğim için buradaki tabaklardaki zeytin sayısını bulabilir miyim? Hayır. O zaman ikinci bir işlemle hem zeytin sayısına hem tabaktaki toplam zeytin sayısına işte yorum yapabileceğim. O zaman her bir tabağa normalde x tane zeytin girsin. Başlangıçta ne olacaktı? 36 tane tabak olduğu için aslında senin toplam zeytin sayın 36x olacaktı. Ne yapılmış burada? Yer yetmediği için küçük geldiği için 12 tanesine planlanandan 3'te 1 oranında bak x tane koyacaktım x bölü 3 koydum. Geri kalanlara da geri kalan 24 taneye de x artı 8 tane koydum. Gördüğünüz gibi tek bir denklem görünüyor burada ama aslında mevzu şu 36x toplam durum. Sonrasında bir de bunu neye bağladım ikinci bir işlemle Aynı zamanda bu ve bunun da toplamı 36 x veriyor. Her tarafı 12'ye bölersek 3x. 12'ye böldüm x bölü 3 artı 12'ye böldüm 2x artı 16. Buradan da 3x 2x çıkarırsak 2x bölü 3 eşittir 16. Sadeleştirdiğim zaman x buradan ne geldi 24. Şimdi soru bizden ne istiyor? Toplam zeytin sayısını artık git buraya yaz 36 çarpı 24 diyeceğiz. Şimdi 36 çarpı 20 deseydik 720. 36 kere 4 144 o zaman 864 tane zeytin varmış arkadaşlar. Barış cumartesi günü 60 bardak portakal suyu ve pazar günü 40 bardak portakal suyu satmıştır. Cumartesiden pazara fiyatı artan portakal suyunu eğer cumartesi günü 40 bardak pazar günü 60 bardak olarak satsaydı ilk duruma göre eline 1000 TL daha az para geçecekti. Buna göre portakal suyunun cumartesi günkü 1 bardak fiyatı pazar günkü 1 bardak fiyatından kaç TL daha fazladır? Bakın portakalın fiyatını bilmiyorum. İlk önce portakalın fiyatıyla ilgili yorum yapmam lazım ama ek bir işleme ihtiyacım var o da ne? Birinci günle ikinci günün fiyat karşılaştırılması. Buna göre şimdi birinci gün, cumartesi günü sattığı portakal fiyatına P1 diyeyim. Bilmiyorum çünkü. İkincisine de P2 diyeyim. Başlangıçta ne diyor? 60 bardak cumartesi günü sattım, 60 P1. 40 bardak pazar günü sattım, 40 P2. Bu e, normal ilk durumda sattığı gerçek durum. Eğer diyor, cumartesi günü tam tersi 40 tane satsaydın, e, pazar günü de 60 tane satsaydın, o zaman ne kadar kazanacaktın? ilk duruma göre 1000 TL daha az. Şimdi bu denklem, şu denklem 1000 TL az olunca nereye eşit olacak buna? Gördüğünüz gibi iki işlem sayesinde toplam fiyatla ilgili yorum yapıyorum. Yap yapalım o zaman. İlk duruma göre, ilk duruma göre 1000 TL daha eksik kazanacaktı eğer 40 ve 60 şeklinde satsaydı. Buna göre o zaman eee Sa sol tarafa atarsam 20 P1 eksi 20 P2 attım sağ tarafa 1000 P1 eksi P2 de ne geldi 50 TL geldi. Benden ne istiyordu cumartesi günkü bardak fiyatının e, pazar günkü bardak fiyatından kaç TL fazla olduğunu dolayısıyla gördüğünüz gibi cevabı 50 bulduk. Matematik soru yazarı Deniz, yeni sezon için yazmak istediği 24 teste sahip A kitabı ile 14 teste sahip B kitabına sorular yazacaktır. Deniz sadece A kitabındaki testlerin her birine eşit sayıda sorular yazacak olsa, bu testlerin tamamını oluşturduğunda yazdığı soruların 5/4'ü, sadece B kitabındaki testlerin her birine eşit sayıda soru yazacak olsa, bu testlerin tamamını oluşturduğunda yazdığı soruların yarısını kullanmış oluyor. B kitabındaki bir teste bulunan soru sayısı A kitabındaki bir teste bulunan soru sayısından 6 adet fazla olduğuna göre Deniz'in yazdığı soru sayısı kaçtır? Soruda şimdi önemli bir durumumuz var. 1. Toplam soru sayısını bilmiyoruz Deniz'in yazdığı. Soru sayısı belli değil. 2. Bildiğimiz en azından bir durum var. A kitabındaki soru sayısına x desen D kitabındaki her bir testteki soru sayısına x artı 6 dersin. O zaman bu çocuğun yazdığı soru sayısına da y diyelim şimdi. Demiş ki bak bilinmeyen 2 tane değil mi? Korkutucu görünüyor ama 2 bilinmeyenden 2 denklem üretebilirim ben. Şu şekilde sonuçta 24 tane teste her birine x tane soru koyarsam koyduğu şey, yazdığı soruların 4 bölü 5'ini kullanıyor. O zaman ikinci durumda her bir testte x artı 6 tane soru kullanırsa 14 test var. Bu da kullanacağı soruların yazdığı soruların yarısını elde ediyorum. Bak y'ler ortak. O zaman y'ye de şöyle yapsak. Her iki tarafı 5 bölü 4 ile çarpsam. Y eşittir. Ee, buradan ne oluyor bakın. Y eşittir 30x geliyor değil mi? Aynı zamanda burada da atsam sağ, sol tarafa y ne oldu? 28 parantezinde x artı 6 oldu. Demek ki arkadaşlar y hem buna eşit hem de buna eşit. 28 çarpı 6 ne yapıyor? E, 8 kere 6 48, 2 kere 6 10, 2 yani 168. Buradan da 2x eşittir. 168 oldu. 28 çarpı 6 gerçekten 168 mi ya? 8 kere 6 48. E, evet. Buradan da ne oldu? 2x 168. X 84 oldu. Şimdi yazdığı soru sayısını bulacağız. İstediğim bir tanesinde yerine yaz. Mesela kolay olduğu için bu 30x de yerine yaz. Y eşittir 84 çarpı 30. 8 kere 3 e ne olur o zaman? 8, 8 çarpı 30. 2420 daha. 2520 soru yazmış. Bu şekilde bakın. İşlemler bazen tek hamlede yapamayabiliriz ama birden fazla işlem bazen böyle fazla bilinmeyeni kullanma, bulmamızı sağlıyor. İki havuzu bulunan bir otel birinci havuzunda bulunan 68 adet ve ikinci havuzunda bulunan 56 adet şezlongu yıkamak için depoya almıştır. Yıkanan 124 adet şezlong tekrar havuz kenarlarına dizildiğinde 84 tanesi ilk durumda bulunduğu havuzun kenarına konmuştur. Son durumda ikinci havuzun kenarında 64 tane şezlong olduğuna göre kaç adet şezlong her iki durumda da birinci havuzun kenarında bulunur? Bu tam manasıyla özseğeme sorusu. Şimdi bakın. Ben ikide bir de birinci havuz, ikinci havuz çok uzun oluyor arkadaşlar. A ve B diyeyim anlayın tamam mı? Birincisine A diyorum. İkincisine B havuzu diyorum. Soru benden şunu istiyor. Ee, bir anlatayım soruda ne olduğunu. Şöyle düşünün. Ha, i̇ki tane havuzumuz var tamam mı? Böyle şezlonglar var böyle yapayım. Tamam mı? Şimdi bu şezlongları siz yıkamaya götürdünüz. Depoda bunlar böyle duruyor. Sonra bazılarını işte böyle rastgele koyuyorsunuz. Böyle böyle e böyle işte bu şekilde koydunuz. Bak ne oldu? İlk durumda ve ikinci durumda bazı şezlonglar yine birinci havuzda kaldı. İlk durumda ve ikinci durumda bazı şezlonglar yine ikinci havuzda kaldı. Bazıları ise bak normalde bu iki şezlong burada değildi, buraya geldi. ...bu üç şezlong burada değildi, buraya geldi. Bunun gibi bir durum anlatıyor tamam mı? Burada da bizden bunu istiyor. Böyle örnekleyin bir hemen görün yani olayın ne olduğunu. Şimdi benden istediği bu e, şezlonga şey diyeyim ben. A, ta A havuzunda yani birinci havuzda... ...yeri değişmeyen x tane şezlongumuz olsun. Bundan sonra ne demiş bize? Toplam başlangıçta 68 tane var. Burada 56 tane var. Gerçekten toplayınca 124 şezlong yapıyor... Bunun x tanesinin yeri değişmedi. Şimdi x tanesinin yeri değişmedi ya hemen şunu görmeni isteyeceğim. O zaman burada 68 eksi x tanesi nereye gitti ikinci durumda? İkinci şezlong, ikinci avuza yani B'ye. Bunlar artık yer değiştirdi. Yeri değişmeyenler x tane ise yeri değişen 68 eksi x nereye gidecek? Topu topu iki avuz var. O zaman ikinci avuza gitmeli. Sonra yeri değişmeyen şezlong sayısı kaçtı arkadaşlar? 84. Demek ki x tanesi birinci havuzda yeri değişmiyorsa, 84 eksi x tanesi ikinci havuzda yeri değişmiyor. Yani ikinci havuzda yine var olan şezlong sayımız 84 eksi x. Toplam kaç yaptı? 152 eksi 2x tane şezlong yaptı. Ve ikinci durumda şezlong sayımız neymiş? 64'müş. Buradan da 88 eşittir 2x x eşittir 44. Zaten benden ne istiyordu? Birinci havuzda değişmeyen şezlong sayısını istiyordu. Bu şekilde bence zor bir soruydu gerçekten bu. Yani yapınca kolay. Ama biraz zor olduğunu düşündüğüm bir soru açıkçası. Çözümü basit olsa da kendisi zor. Bundan bir tane de teste çözeceğiz. Bence hemen bu soruyu böyle siliyorsunuz. Kendiniz bir daha çözmeye çalışıyorsunuz. Bir daha benden dinliyorsunuz. Biraz şunu oturtmanızı isterim. Bazen ÖSYM e çok fazla bilinmeyen sorar ama olabildiğince az bilinmeyen kullanmanız lazım. Yani X, Y, Z, T, K denebilir bazen zorda kalırsan ama bu şekilde harfi olabildiğince az kullanmak çok işe yarıyor. Bir akvaryumda sarı, gri, kırmızı ve siyah olmak üzere 4 renk balık bulunmaktadır. Mart ve Nisan aylarında akvaryumda bulunan balık sayıları tespit edilmiş ve bütüne göre oranları tabloda gösterilmiştir. Nisan ayın falan filan hangileri doğrudur diyor. Bir kere zaten soruda her şey çok net. Bu soruyu hemen kolaylıkla yapabiliriz. 600'ün 1 bölü 6 ne yapar? 100 tane balık varmış sarı. 200 tane sarı varmış. Gri varmış. Ee, 600 bölü 4'ten 150 tane siyah balık. Ve 600 bölü 4'ten 150 tane kırmızı. Gerçekten 300. 300 daha 600 yaptı. Burada ilk durumdaki hemen kolay olduğu için yazdım. İkinci duruma gelelim. 400 tane 800'ün yarısı. 8'de biri 100 tane. 8'de biri 100 tane. Ve 4'de biri 200 tane. Sarı balık sayısında artış olmuş mu bakalım. Evet artış olmuş. Sonra gri balık sayısı 3 kat mı artmış bakalım. Gri balık sayısı yarısına düşmüş. Yanlış. Siyah balık sayısı kırmızı balık sayısından 2 ayda da fazladır. Siyah balık sayısına bakalım. E, i̇ki da kırmızı balıktan fazla mı? Hayır. Burada eşit. Burada da daha az. Dolayısıyla arkadaşlar üçüncü öncülümüz de gitti. Yani bunun cevabı yalnız bir oldu. O dördüncü sorudan sonra biraz rahat bir soru oldu. Şimdi arkadaşlar tam 27 tane çok kaliteli soruyla uğraşacağız. Burada soruları yapın. Şüphelendiklerinizi... E, yapamadıklarınızı mümkünse bakış açısı kazanmak için de birçoğunu benden dinleyeceksiniz diye düşünüyorum. İyi sorular var çünkü sorularda görüşürüz. İyi çalışmalar.